5 lira olur mu? Patatesli et mi yapacağız, etli patates mi yapacağız? Valla bu stokçular patatesli depoları yapmasalar halk da daha rahat yemeğini yiyecek. Patates bu yıla kadar hiç böyle zam görmedi. Kilosu 6 liraya kadar tırmandı. Üstelik daha da zamlanacağı söyleniyor. Beklenen hasatlar gecikirse veya hasatta sorun olursa arz kısıtlı olacağı için bu rakamlar 8-9 lira ve daha yükseğine bile çıkabilir. Marketlerde ve pazarlarda patatesin kilosu 5 hatta kimi yerde 6 liraya kadar tırmanıyor. Stokçuların elindeki ürünü piyasaya sunmaması halinde kilosunun 8-9 liraya kadar çıkacağı söylentileri ve yorumları ise vatandaşı şok etmeye yetiyor. Millet perişan olmuş, ne yapacağız şaşırmışlar. Stokçuların şeyi bu, sürprizi. Evet. Allah onlara da insaf versin inşallah. Enflasyon yok, emekliye 24 lira maaş var. Gerisini siz ilave edin. Kimse alamaz, vatandaş da haklı. 8 lira patates olmaz yani. Nihayetinde bunun en fazla olacağı fiyatı 2 liradır. Eğer bilemedin 2,5'tır. İzmir Ödemiş'ten Adana'ya kadar olan bölgede don olayları ve şiddetli yağmurun patateste rekolteyi düşürdüğünü belirten uzmanlar, fiyat artışının asıl sebebinin stokçular olduğunu belirtiyor. Sonuçta fırsatçılık. Fırsatçılık iyi bir şey değildir. Yani basit bir, yani ticari ahlak açısından da iyi değildir. Tüccarlar var ya, dışarıdan parası olan adam 3-4 trilyonu var. Diyor ki ben patatese yatıracağım. Ya 5-6 yapacağım, ya da aynı parayı toplayacağım. Şimdi garibanlar ortada eziliyor. Milletin bir patates yemeği, o da kesildi. Şikayetler üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kurduğu patates timi harekete geçti. Nevşehir'de mağaralarda Türkiye'nin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek 110 bin ton patates stoklandığı tespit edildi. Patatesin fiyatları tırmandıkça olan yine tüketiciye oldu. Çok pahalı. Yani görüyorsunuz az. Çok az alıyoruz. Vallahi artık eskisi gibi değil. Her şey çok pahalı. Her şey. Beklensin yani, icabında ihtiyaç olunca gene alıp yiyeceğiz. Bizim bu millette bu kafa olursa 100 liraya da yiyeceğiz. Neredeyse hiçbir yemek onsuz olmuyor. Yemekler onunla daha lezzet buluyor. Ancak sofralarda patates görmek de dar gelirli için hayal olacak gibi görünüyor. Tefe tüfeden bahsetmenin mantığı yoktur. Pazara gelsinler, tefe tüfeği görsünler. Tepkime önce maaşları. Patates çıkmış 10 lira. Yemezsin olur. Emekli maaşını kim düşünüyor? Ziraat Mühendisleri Odası hükümetin fırsatçılara karşı yaptırımlar uygulayarak fiyatları denetim altında tutmasını istiyor.